Açık Masa programından herkese iyi akşamlar. Kahramanmaraş'ın Açık Masa programı biliyorsunuz Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya yayın yapan bir internet televizyonu. Bugün farklı bir programla karşınızdayız. Dünya tatlısı, dünya güzeli bir kızımız. Küçük yaşta geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu iki bacağını kaybetmesi ve beş kardeşine bakıp yaşlı babasına bakması Türkiye gündemine oturdu. Kahramanmaraş'ın yayınından sonra 3 milyon izleyici inanılmaz bir kitleye izleme oranına ulaştı. Ve biz kendisiyle tanıştık. Bugün de canlı yayını aldık. Öncelikle Leyla Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Seni hem biraz bekletmek istiyorum çünkü Sayın CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'i yayın almak istiyorum. Onunla biraz konuşmak istiyorum. Hem sen biraz canlı yayın atmosferine alışmış olursun. Sayın Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mustafa Bey nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Size de Leyla kardeşimize de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sayın Başkanım bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından inanılmaz etkilendim. Hem Leyla Hanım'la yapılacak olan canlı yayının verdiği heyecan vardı. Hem de Sayın Genel Başkan'ın grup konuşmasındaki bugün farklı konuşmayla karşınızdayım demesi, karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum demesi, özetle vatanı satanlarla kavga edeceğiz demesi. Bugünkü grup konuşmasını değerlendirecek olursanız Sayın Başkanım ne söylemek istersiniz? Evet Mustafa Bey, aslında son 5 yıl, yani tabii evveliyatı da var ama özellikle son 5 yıl, son 3 yıldır Türkiye'deki iktidarın uygulamaları doğal olarak da herkesi çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokmuştur. İşte kimileri hukuksal olarak, kimileri sosyal olarak, kimileri ekonomik olarak çok büyük sıkıntılara girmiştir. Adeta devletin kurumları, devletin işleyişi bir kişinin iki dudağı arasında kalınca doğal olarak en kıymetli, zaman zaman sıkıntı, efendim sorun olarak tartıştığımız yargımız, her şeye rağmen 12 Eylül dönemindeki dönemi dahil olmak üzere insanlarımızın yargıya bakışı şöyleydi. Evet, yerel mahkemelerde sıkıntılar olabilir ama mutlak Ankara'da bu dava düzelecektir intibası hep olmuştu. Yani ama son günlerde baktığımızda adeta bir yıl önce, bakın ya, gerçekten bunun için hukukçu olmanıza gerek yok. Bunun için sadece insan olmanız yeterli. Gezi Parkı tamamen bir sivil harekettir. Bir anayasal haktır. Yani bütün dünyada olduğu gibi, işte Avrupa'da daha çok yakın tarihimizde iki farklı ülkede insanlar eylem yaparak zamları geri almıştır. Buradaki Taksim'deki sürecin ta başından itibaren içinde olan bir siyasetçi, bir insan olarak şunu söyleyebilirim ki asla ve asla bugün o cezayı alan insanlarımızın hiçbirisi terör, şiddet eylemlerine başvurmuş değildir. Mesela gazeteler, siyasetçiler Osman Kavala ile ilgili bu sürecin finansörü olarak tarif ettiler. Ya el insaf edin, bu soruşturmayı yürüten savcı bile dosyaya böyle bir delil koymamışken siz hangi gerekçelerle bunları söylüyorsunuz? Tabii anlatılabilecek çok meseleler var. Yani işte son 3 aydır özellikle 3 haneli zamdan sonra Sayın Genel Başkanımız haklı olarak vatandaşımızın da tepkilerine ses olsun diye bir eyleme başladı. Bireysel bir eylem. Yani takdir edersiniz ki Sayın Genel Başkanımız bunu bir kurumsal eyleme de dönüştürebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 milyon seçmeni, 1,5 milyon üyesi, örgütleri,
belediyeleri bu sürecin bir parçası olurdu. Hayır ama istemedi. Bu süreçte, bu olağanüstü ekonomik krizde iktidarda nasibini alır, Sayın Genel Başkanımızın bu eylemine cevap verir derken cevabı gitti, Sayın Genel Başkanımızın elektriğini kestiler. Söz konusu Sayın Genel Başkanımızın elektriği değil, Sayın Genel Başkanımız faturasını ödeyebilecek güçte bir insandır. Maaşı buna yeterli. Ama Sayın Genel Başkanımız 4 milyon vatandaşımızın ödeme zorluğu içinde olduğu, ödeyemediği vatandaşların sesi kulağı olmak için bu faturayı ödememiştir. Bütün bu ekonomik sefalet, sıkıntılar, sorunlar üstüne de dün alınan yargı kararıyla beraber haklı olarak kendisini çok yakinen tanıdığım, sakin güç olarak takdim etmiş olduğumuz Sayın Genel Başkanımız bile isyan etmek zorunda kaldı. Hani bir deyim var ya, Anadolu'da çok kullanırlar. Gelinde dil yok, kaynana da iman yok. İktidar öyle bir imansız bir duruma gelmiş ki milyonlarca insan bu ekonomik sefaletin altında inim inim inliyor. Durum böyle olunca da haklı olarak Sayın Genel Başkanımız kendisine, kamuoyuna ve partisine bir mesaj vermiştir. Önümüzdeki günlerde anayasal çerçeve içinde birçok hak arama şekillerini, yöntemlerini hep beraber göreceğiz. Grup konuşmasında Sayın Başkan bir ifade kullandı Sayın Kılıçdaroğlu. Engel olmasın kimse karşımda dedi. Bunu söylerken neyi kastetti sizce? Ya tabii ben bireysel olarak Sayın Genel Başkan'la görüşemedim. Yani neyi kastettiniz, neyi söylemek istediniz. Ama tabii benim okuma biçim şöyle. Bir, içeride örgüte ve Cumhuriyet Halk Partisi ailesine bir mesajdır. Evet, dik durun, dirayetli olun ve bu yeni süreçte çata çat bir mücadele içinde olacağız mesajıdır. İkincisi, iktidara mesaj vermiştir. İktidara, evet, bugüne kadar birçok meseleler konusunda son derece hoşgörülü davrandım. Sorunun çözümü konusunda gerilimi tercih etmedim. Ama ne yazık ki bütün bizim bu iyi niyetimizi suistimal ettiniz. Ve bundan sonraki süreçte daha farklı anayasa ve hukuk çerçevesinde mücadele anlayışı içinde davranacağımın mesajını vermiştir. Sayın Tekin, tabii dün Gezi davası ve Kavala davası Türkiye gündemini hemen hemen meşgul ediyor. Bütün televizyonlar, ulusal televizyonlar bu haberle program yapıyorlar. Gerçekten de daha önceden beraat edilmiş bir kararda müebbet hapis kararı verilmesi sizce de siyasi bir karar mıdır? Çok açık, çok aleni. Bakın, bu karar bir yıl önce gerçekten iktidara da çok yakın olan o yargıçların vermiş olduğu bir karardır, beraat kararı. Bir yıl sonra, o karardan sonra, dikkat edin, o beraat kararından sonra Cumhur İttifakı'nın iki lideri de müdahale etmiştir. Siz bu beraat kararı veremezsiniz demiştir. Hatta beraat kararı veren hakim cezalandırılmıştır. Yani buna siz hukuku bir karar diyemezsiniz. Hukuku bir karar diyebilmeniz için dosyanızda delillerinizin olması lazım. Dün bir televizyonda da ifade ettim. Yani hani bu böyle faili meçhul bir mesele değil. Gezi süreci adeta biri bizi gözetliyor gibi Taksim ve Taksim civarındaki lokasyonların tamamında MOBESE sistemlerinde her şeyi görmeniz mümkün. 9 tane kardeşimiz, gencecik kardeşimiz çeşitli dönemlerde, günlerde şehit oldu. Ve bu 9 kardeşimizin failleri halen bulunabilmiş değildir. Halbuki çok kolay bulabilirsiniz. Sadece MOBESE sistemlerindeki hangi unsurların, hangi örgütlerin, hangi yapıların olduğunu çok net olarak görebilirsiniz. Efendim, iktidar medyası
otobüslerin yandığını ifade ediyordu. Doğru. Evet. Ve bütün bunları yapanları cezalandırmak için yapmanız gereken bir tek şey var. MOBESE sistemlerindeki o faillerin hepsini bulabilirsiniz. Ama bugüne kadar o sorunları yaratan, sürecin tamamını enfekte eden, pankartlar asan o unsurların hiçbir tanesi cezalandırılmadı. Kim cezalandırılmış? Biri birini hiç tanımıyor. Yani bugün, dün yargılanan, cezalan Osman Kavala'dan tutup Tayfun'a kadar sadece Gezi'de biri birilerini tanımışlardır. Farklı siyasal yapılarda, farklı ideolojik yapılarda, farklı kurumlardan çalışıyorlar. Mücella Hanım 72 yaşında, hayatı İstanbul'da beton çetesi, imar çetesiyle mücadele ederek geçmiştir. Şimdi bu kadar sağlık sorunu olan bir insanı siz hangi delillere dayandırarak ceza verdiniz? Biriniz bir anlatın. Çocuğunuza bunu anlatamazsınız. Bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu kararı veren yargıçlara bir şey hatırlatmak istiyorum. 12 Eylül dönemindeki yargıçlar, 12 Eylül dönemindeki yargıçların çocukları, torunları, anneleri, babaları tamamı reddi miras etti. İsimlerini bile zikretmiyorlar. Bir gün gelecek, sizinle çocuklarınız sizi reddi miras edecektir. Efendim, nereden buldunuz? Bir yıl önce berat, bir yıl sonra, yani idam kararı olsa ülkede idam ceza sağlıyor. Bunun tamamen bir siyasi karar olduğunu, önümüzdeki süreçte bir iktidar değişimiyle bu kararların gerçek hukuka teslim edileceğini, tıpkı geçmiş dönemlerdeki birçok kumpaslarda olduğu gibi. Ama onların akıl babaları, FETÖ'cülerin geçmiş dönemdeki kurmuş olduğu kumpasları en azından bir kılıfına uyduruyorlardı. Maalesef bu sürecin bir kılıfı da ortada yok. Ben önümüzdeki kısa süre içerisinde Türkiye'de birçok şey değişecektir ve bu alınmış garabetli kararda gerçek hukukçular tarafında kamuoyuna ilan edilecektir. Kimse merak etmesin. Sayın Tekin, bugün Grup Başkan Vekili Özgür Bey bir açıklama yaptı. Bahsettiğiniz hakim, yargıcın, Gezi davasındaki yargıcın daha önceki AK Parti milletvekili adayı olduğunu, ancak bugün inanılmaz bir iddiada bulundu. Eşinin FETÖ soruşturmasından ceza aldığını, 3 ay mahkum olduğunu ve itirafçı olduğunu, 160 kişiye yakın, herhalde yanılmıyorsam öyle bir rakam ifade etti. İtirafçı olarak isimlerini vererek mahkumiyet hayatından kurtulduğunu zikretti. Tabii zamanınız da yok biliyorum. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Mustafa Bey, hepimizin bildiği, yani çevremizde Maraş'ından tutun Ardahan'ına kadar çok aleni bir şekilde bildiğimiz, aynı camilere gittiğimiz, aynı cemaatlerde buluştuğumuz, aynı mahallelerde oturduğumuz insanlarız. Yani FETÖ AKP ilişkisi tavuk yumurta ilişkisi gibidir. Şimdi bu ilişkileri sadece bir kısa süre içerisinde 17 Aralık, 25 Aralık gibi bir millet koyarak bu meseleyi çözemezsiniz. İşte ne yaparsınız? Bu sürecin bir parçası olmuş o terör örgütünün unsurlarını böyle şantajla, tehditle yargı mensubu ve önüne öyle bir şeyler getirirsiniz ki bu kararları ancak bu tür insanlar alabilir. Yani normal hukuk bilgisi olan, birazcık da olsa vicdan olan bir insanın böylesi bir kararların altına imza atması mümkün olabilir mi? Hepimiz biliyoruz. İki, bir karar daha yargı tarafında müzakere edilmeden yöneten, hatta muhalefet de bunu söylememesi lazım ama ülkeyi yöneten, yani emrinde hukuk işlerinden sorumlu bakanın olduğu bir ortamda çıkıp alınmış bir kararla ilgili berat kararını, siz bu kararı alamazsınız,
dedikten sonra ondan sonraki karar hangi dosyanın içi dop dolu olsa bile siz dünyaya bunu nasıl anlatabilirsiniz? E şimdi söylüyoruz, diyoruz ki bakın kardeşim, bir ülkede özgürlük yoksa, bir ülkede insanların kendisini özgür ifade edemiyorsa o ülkede ekonomik özgürlük olmaz. O ülkede ekonomik refah olmaz. İşte gelir öyle bir duruma gelir ki biraz sonra Leyla kardeşimizle konuşacağız. Leyla kardeşimiz ve Leyla kardeşimiz gibi milyonlarca insanımızın sefaletini konuşamaz hale geliriz. E sosyal devlet nerede olacaktı? Sosyal devletin temel görevi ne? Biz 84 milyon vatandaşımızın tamamı vergi mükelleftir. Bakın Mustafa Bey, hepimiz bu saatten itibaren sadece hava hariç, belki önümüzdeki günlerde havaya da vergi gelebilir. Hava hariç her şeye vergi ödüyoruz. Ödediğimiz vergileri eşit pay edeceksiniz. Öyle eşit pay edeceksiniz ki işte falan holding CEO'su da o payını alacak, Leyla kardeşimiz de o payını alacak. Yani şu anda bizi izleyenler şunu çok iyi bilmesi lazım. Leyla kardeşimizin vergi mükellefi olarak vergi levhası olmayabilir. Ama hepimizin boynunda bir vergi levhası var. Otobüse biniyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, su alıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz, ekmek alıyorsunuz, vergi ödüyorsunuz. Vergi ödemediğiniz hiçbir şey yok. Şimdi işte sosyal devlet eşit vergi ödenen yerde eşit de pay eder. Eşit pay yapıldığı zaman Leyla kardeşimiz ve milyonlarca Leyla kardeşimiz gibi insanların sorunları, dertleri de inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı tarafından çözülecektir. Yani aile sigortası dediğimiz, tam da aile sigortasının temel görevi bütün bu biraz önce sizin ifade etmiş olduğunuz iki ayağı olmayan, 1,5 yıl önce çok ağır bir kaza geçirip bugün engelli olan kardeşimizin sırtındaki 5 kişilik ailenin de sorumluluğunu alacak bir devlet anlayışını, bir sosyal devlet anlayışını inşallah inşa edeceğiz. Başkanım, dillerine sağlık. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu, çocukları etten sütten mahrum bırakanlarla kavga edeceğiz sözü. Aynı Leyla kardeşimiz gibi. Tabii orada ben bir düzeltme yapmak istiyorum. Leyla kardeşimiz, ben de yanıldım, sizi yanlış bilgi verdim Sayın Başkanım. 5 yaşında trafik kazası geçiriyor. 5 yaşında. Etmez, olsun, aynen. Ve inanılmaz bir yaşam mücadelesi. Annesi kanserden vefat ediyor. 5 kardeş ve 82 yaşındaki bir babaya. Beni etkileyen en çok şu oldu Sayın Başkanım. Leyla kardeşimizin Şırnak ilindeki kaymakama çıkıp kaymakamın 500 TL'lik, kendisi de anlatacak şimdi, bir makbuz kesmesi ve o makbuzla işte aşağıya git sana yardım yapsınlar demesi ve o makbuzu da sevgili Leyla kardeşim şimdi anlatır, yırtarak kaymakama vermesi. Yanlış konuşmuyorum değil mi Leyla Hanım? Doğrudur Mustafa Bey. Aferin. Başkanım, Leyla Hanım'a 1-2 dakika bir söz verelim. Vaktiniz tabii çok ki değerli. Hem bir karşılıklı diyalog içerisinde olalım. Leyla Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa Bey. İyi akşamlar Sayın Vekilim. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Şöyle bir kardeşim, kendini kısaca bir anlatır mısın Leyla kardeşim? Tabii. 93 doğumlu Şırnak Uludere Hilal Köyü doğumluyum. 29 yaşındayım. Gerçi biyolojik olarak 25 yaşındayım ama doğal şartlarına göre ister istemez büyük yazılıyoruz. Şu an 25 yaşındayım. Evet. 6 kardeşiz. 5 erkek. Maşallah. En büyükleri benim. 5 yıl önce annemizi kanser hastasından kaybettik. Ben kendim... Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun Sayın Vekilim. 5 yaşındayken bir trafik kazası geçirdim ve geçirdiğim kaza sonucu her iki ayağımı kaybettim. 9 yaşından beri protez kullanıcısıyım.
15 yaşında annemizi kanserden kaybettik. Yani daha çocukluk travmasını atlatmış değilken annemin kaybıyla, vefatıyla karşı karşıya geldim. Ellerimizden öper 5 tane kardeşim var. Hepsi de erkekler. Şu an kardeşlerimin sağlık sorunları için aslında geçen sene bir röportaj yapmıştım. Yaptığım röportaj sonucu arayanlar, soranlar oldu elbet. Kendi çapında yardım etmek isteyenler de oldu. Ki gördüğünüz üzere şu an benim yaşadığım hayat böyle maalesef. Pişman değilim, Allah'a binlerce şükürler olsun. Yine iyi kötü kardeşlerime bakabiliyorum. Kimseye muhtaç değiller. Lakin ben bu kadar zor bir süreç içerisindeyken elimden tutup da kaldıranım olmadı. Tek başıma engelli bir şekilde kardeşlerime hep annelik, hem babalık, hem abilik, hem ablalık yaptım. Şu an onların sağlık sorunlarıyla ilgileniyorum. Ameliyat olmaları gerekiyor. Fiziksel gelişimi olmayan bir kardeşim var. Onun tam teşekküllü bir hastanede tedavi olması gerekiyor. Ama ben bunların hiçbirini tek başıma üstlenemiyorum maalesef. Geçen sene yaptığım röportaj sonucu Kaymakam Bey kendi evime geldi. Kendisiyle daha önce yüz yüze yaptığım bir görüşmede daha beni dinlemeden bir şey, hani nasıl derler, yargısız infaz dedikleri şey bu olsa gerek. Onu da gördüm bir devlet kurumunun kapısında. Hani durumu daha ben açıklamadan sadece kendisinden referanslık olarak istediğim bir ricam vardı. Hani olur da EKPSS, yani engelli kamu personel seçme sınavında bir yerlere gelirsem, batı yerine doğuda bir görev olarak referanslık yaparsanız bana, bu konuda beni memnun edersiniz dedim. Ve karşımda bir devlet kaymakamı, isim vermeyeceğim, eminim ki bu izlediği zaman zaten kim olduğunu anlayacaktır. Ya da belki o an vicdanı sızlayacak. Ben bu kıza evet ben bunu söylemiştim. Diğer belki bir yerde bir vicdan sızlaması olur kendisinde. Tabii insanlarda bu diye vicdan, merhamet biraz yoksun maalesef. Biraz ondan yoksun kaldık. Hani bana söylediği kelime şu oldu. Ben istesem şu an senin yaptığın bu konuşma yüzünden FETÖ'den seni yargılatabilirim. Haksız yere ise dedim, eğer ki şu anki yaptığım konuşma içerikleri FETÖ'ye girecek bir uygulamaysa aşağıda bir alt katta adliyemiz var dedim. Hakim ve savcı sizin gibi düşünecek olursa dedim, ben alacağım cezaya da razıyım. İstediğiniz her şekil muamele de yaparsanız ben ona da razıyım. Kapıyı çektim geldim, arkasından korumasını gönderiyor. Yazdığı bir makbuzda 500 TL'lik yardım ihtiyacı diyerek yazıyor bana. Ve ben hani sanki orada bir dilenci muamelesi yapılmış gibi kafası, hani böyle affedersiniz kapıya bir köpek gelir ve kemik atar o iti kovarsınız bir muamelesiyle maalesef kendimi o boyutta, o konumda daha doğrusu gördüm diyelim. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii buyurun Leyla'cığım. Siz engelli maaşı almıyor musunuz? Ya devlet tarafından zaten alınıyor sayın vekilim ama işte yetmiyor, sorunumuz orada. Tabii beş... Sorunun tabii bütün o hani, ailenin bütün sorumluluğu sizin üstünüzde. Ben hemen bugün ben bunları yapmasaydım. Evet, öncelikle direncinizden dolayı, bu bilincinizden dolayı sizi kutluyorum. Gerçekten bütün kadınlara, bütün sizin gibi sorun yaşayan engelli kardeşlerimize bir rehber olmuşsunuz. Bunları hep beraber aşacağız. Bir abiniz olarak ben ve birçok arkadaşlarımız bu konuda senin yanında olacağız. O konuda hiç tereddütün olmasın. Tabii ki mutlaka Ankara'ya gittiğimde bayramdan sonra bakanlıkla da bir görüşme yapacağım. Yani siz haklı olarak bir çalışmak istiyorsunuz, verimli bir insan olmak istiyorsunuz. Hayatın içinde yaşamak istiyorsunuz. Bu konuda da elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Tabii bunları atlatacaksınız. Sizin direncinize hayran kaldım. Ailenin bütün sorumluluğu sizin sırtınızda kalmış. Bir tarafta kendinizin birçok sorunları var. Ama bütün bunları biz bir dayanışma içinde çözeriz. Şuna emin olun. Şu anda bizi izleyen bütün herkese şu çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkemizdeki bizim varlıklarımız, mevcut varlıklarımız 84 milyon vatandaşımızı refah içinde yaşatabilecek varlığa sahibiz. Ama düşünün, varlıklarımızın %90'ı, %10'un elinde. Bütün ülkedeki varlıklarımızın %90'ı,
%10'luk bir azınlığın elinde. %10'luk varlıkla %90'ı geçinmeye çalıştırıyoruz. Yani bu düzeni mutlaka değiştirmemiz lazım. Bu kader değildir. Efendim bu bizim kaderimizdir deyip geçiştiremeyiz. Hatta zaman zaman sosyal devlette yardım alan insanlarımızın şöyle bir davranışı var. Allah razı olsun. Elbette Allah razı olsun ama Allah sizden razı olsun. Sizin vergilerinizle o paralar birikiyor. O paralar havadan gelmiyor. Bugün bu ülkeyi yönetenler paralarını babalarının kasasında getirmiyor. Sizin ödemiş olduğunuz vergileri topluyor ve ona göre pay ödüyor. Bir şey daha söylüyorum Mustafa Bey. Zamanınızı almayacağım. Bir ülke düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği duruma bakın. Nereden bakarsanız bakın. Edirne'den Ardahan'a kadar. Trabzon'dan Uludere'ye kadar bakın. Yönetenlerin zenginleştiği, yönetilenlerin de yoksullaştığı ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Niçin yönetilenler hiç sıkıntı çekmez? Nasıl olur hepsi zengin olur? Elbette istisnalar hariç ben o konuda kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Ama benim en azından çevremde ya da herhangi bir illere gittiğinizde hepimiz birbirimizi tanırız. O ilde hasbelkader siyasete girmiş insanların hangi servetlere sahip olduğunu, her gün hangi kamu ihalelerini pay ettiklerini, İstanbul'da başta İstanbul ve Türkiye'nin dört bir yanında milletin malı dediğimiz milli emlak yerlerinin nasıl satıldığını, talan edildiğini biliyor musunuz? Hem de ne zaman? En mübarek kutsal saydığımız Ramazan ayında. 2,5 milyon vatandaşımız önce işini kaybetti, sonra evini kaybetti. Bankalar el koydu. Ama bütün buna rağmen biraz önce Mustafa Bey sordu. Ya genel başkan niye kızdı? Yani genel başkan gibi bu kadar sakin güç ile isyan etmek zorunda kaldı. Onun için az kaldı. Sabredeceğiz. Dayanışma içinde bütün bu sorunları çok rahatlıkla çözeceğiz. Ben Mustafa'da Leyla kardeşim telefonunuzu alacağım. Ailenize, babanıza, kardeşlerinize hepsine selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. Allah razı olsun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Şeref verdin programımıza katılarak. Ben teşekkür ediyorum. Yani gerçekten değerli vaktiniz var. Çünkü yani Leyla'yı dinlerken şok oldum. Kamu görevlilerinin görevi şudur. Bunu kim olursa olsun. İster CHP'li, ister MHP'li, ister HDP'li, ister AK Partili. Eğer seçilmiş bir yerde oturuyorsa kaymakam, belediye başkanı adına ne derseniz deyin. Onun bir tek görevi var. Vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır. Vatandaşın sorununu çözmektir. Vatandaşa caka atacak kamu görevlileri hiçbir dünya ülkesinde yoktur. Maalesef. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek umuduyla. İyi akşamlar. Hayırlı Sayın akşamlar Başkanım. Diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Çok olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler. Leyla kardeşimle baş başayız şimdi. Sayın Başkan'ı uğurladık. Biraz önce bir kaymakamın, Şırnak'ta bulunan bir kaymakamın bu engelli kızımıza nasıl tavır takındığını kendi ağzından duyduk. Biraz daha açmak istiyorum. Şırnak'ta Uludere. Belde değil mi Uludere? Evet Sayın Bey. Ben kaldığım yer belde. Belde. Neler yapıyorsun? Hayatını nasıl idame ettiriyorsun? Resmi kurumlara gidip işte cumartesi miydi? Pazardı KPSS sınavına girdin. Pazar günü EKPSS'de kamu personel seçme sınavına girdim engelliler olarak. Yani nasıl bir sonuç alırım bilmiyorum ama Mustafa Bey, bunu hepimiz de çok iyi biliyoruz ki Türkiye'de her şey torpil üzeri gidiyor. Yani kime sorsak torpil yok diyor.
Ama size tek bir soru soracağım. Hani bu torpil değilse siz bana açıklamasınız. Siz bana bir öncülük edin. Hani belki ben yanılıyorumdur. 65 puan alıp ben hiçbir yere yerleşemedim. Ama 45 puan alıp da sıralamada dahi adı gözükmeyen bir arkadaşımız şu an devlet kurumunda memur. Ha, bu torpil değil de ne peki? Torpilin alası. Hani herkese şapur şupur bir bana geldiğinde kendi kendime dönüp dolaşıyorum. Leyla ya Rabbi şükür deyip döndüğüm oldu. Çok kapıdan da o şekilde döndüğüm oldu. 4 yıldır ben şu an kendi memleketimde bir valiyle yüz yüze bir görüşme ayarlayamıyorum. Ve randevum yok diye. Yani Şırnak valisi mi? Evet evet. Yani randevusuz kabul etmiyor mu? Hayır, kesinlikle. Yani hani derler ya işte engelli hakları işte önceliksizlerindir. Yani kimse kusura bakmasın, ben bugüne kadar o önceliği görmedim kendimde. Bir hastaneye giderken bile kuyrukta saatlerce beklediğim de olmuştur. Bir devlet kurumuna gittiğimde de istediğim sonucu alamayıp bir kağıt üzerine bir telefon numarası yazıp işte bu numarayı arayıp kendiniz için durumu kısa bir şekilde söyleyip randevu alacaksınız diyorlar. Ama nedense ben o aradığım numaraların hiçbirinde randevu oluşturamadım. Sonra da böyle bir röportaj yapıldığında veyahut da en ufak bir yetkililer tarafında başka bir yetkili arandığında kapıma gelindiklerinde İşte sen bize ne zaman geldin ki biz sana yardım elimizi uzatmadık. Ben 20 yıldır şu an ekranlarda olduğu gibi herkes görüyor. Belki tüm Türkiye yakında bunu görecek. Belki şu an yaptığım konuşmayı herkes duyacak. Belki etrafında bunu söyleyenler de çıkacak. Hani sen ne zaman geldin ki biz sana yardım etmedik diyenleri ben yine göreceğim. Varsınlar, gönül koysunlar. Ben kimseye bugüne kadar kendimi prim olarak kullanmadım. Kullandırtmam da zaten. Haklıysam ben hakkımı savunurum. Ben şu an kendim için bir çaba sarf etmiyorum. Şu an ben kendim için bir savaş mücadelesi halinde değilim. 5 tane kardeşe daha iyi bir gelecek sunabilmek için bunu yapıyorum. Eğer benim devletim 2 tane sağlık sorunu yaşayan kardeşim için elimden tutmuyorsa, arkamda durmuyorsa, ben de kendi hakkımı maalesef bu yollardan arayacağım ve bu şekilde savunacağım. Hani başka bir çarem, başka bir çıkar yolum çünkü kalmadı. Nereye gittiysem kapalı kapı bir kez daha kapandı yüzüme. Yani kapalı olan kapı nasıl kapanır diye düşünenler de oldu, soranlar da olmuştur. Yani çünkü ben açık kapı görmedim kendime. Hani gerek akrabalarımdan olsun, gerek etrafımdaki insanlar olsun, gerek bir kurumlarda olsun. Ben bunu görmedim. Millet bana der ki sen engelli maaşı almıyor musun? Şu an hastanenin bana kestiği fatura devlet kurumundaki yani verilen maaşın 4 katı 5 katı. Ben ancak 3 yıl 4 yıl o parayı biriktiririm ki hiçbir şey yemeden içmeden çocuklara bakmadan ihtiyaçlarını karşılamadan ancak biriktiririm ki ben bir nebze de olsa ilk adım atma çabasında bile olsa ben ancak o şekilde karşılayabilirim. Hani o 4 yıl o 5 yıl içerisindeki o süreç benim kardeşlerimin aleyhine işliyor. Şu an kardeşim 12 yaşına girecek. Ve dışarıdan bir insanındaki, şu an zaten yanımda duruyor kendisi, hani 7 yaşındaki bir insanın fiziksel bir gelişimi var. 12 yaşındaki kendi yaşıtlarına göre değil. Hani ben de isterdim ki gerçekten hani kimsenin hayatı dört dörtlük değil tabii ki de. Hani ben dört dörtlük bir yaşantı da beklemedim. Ya da öyle bir yaşantının önüme serilmesini de beklemedim. Sadece hakkım olanını ben istedim. Leyla Hanım, şunu sormak istiyorum. Tabii Şırnak Türkiye'nin doğusunun en uç kısmında. Doğrudur. Ve devlet kapıları, işte Vali Bey'le görüşemiyorum diyorsun. İşte randevu var mı diyorlar diyorsun. Tabii takdir edersin ki işte AK Parti iktidarı var. Şırnak'ta AK Parti Belediyesi değil mi orayı yöneten? Evet, yöneticiler olarak belediyeler. AK Parti yönetiyor. Peki şunu sormak istiyorum. AK Parti yönetiminden bu sene, mesela Ramazan ayındayız. Bu sene kapınızı çalan oldu mu? Allah razı olsun, kendi köy başkanımız Ramazan'dan beri gerçekten yardımcı oldu. Şimdi yiğidi öldürüp hakkını yeme derler. Tabii.
Ben yalan konuşmam. Belki şu anki yapacağım konuşma birilerinin gözünde bir yalancı olarak algılanır ama ben yalan konuşmam. İspatlarım var, delillerim var, her türlü her şeyi kanıtlarım da. Kimseden de ne korkarım ne çekinirim. Evet, belediye başkanımız çok şükür, Allah razı olsun kendisinde, Ramazan ayında gerçekten bize destek çıktı. Gıdasından olsun, çocuklarıma, küçük kardeşlerime bayramlıkları olsun, kendisi olsun, kardeşleri tarafından evet bu karşılandı. Ama hani belediye başkanı dışı başka bir yardım eli uzatıldı mı o konuda diyecek olursanız hayır. Yani kendi köy başkanım hariç ben başka bir kurumsal olarak ama devlet yetkilisi köy başkanı olsun. Derken köy temsilcisi mi? Yani evet evet. Kendi diyelim ki AK Parti'nin temsilcisi veya evet, AK Parti temsilcisi. Evet, AK Parti temsilcisi kendisi. Size yardımda bulunuyor. Evet. Yani belediyeden her tür gıda yardımını alıyor, getiriyor size. Çok şükür. Hani ne zamanki darda düşsek bir telefonumuzla gerçekten çok dara düştüğümde zaten ararım. Ben kolay kolay da kimseyi arayıp rahatsız eden bir insan değilim. Ya çok dara düşmediğim sürece kimseyi de rahatsız etmem zaten. Ama Ramazan ayında ben hani şimdi aradım istedim desem yalan olur. Kendisi gönderdi. Ramazan'ın ilk ikinci günü gıda yardımında bulundu. Bir hafta önce de kardeşlerim, iki küçük kardeşime bayramlık konusunda kendi kardeşi yardımcı oldu. Hani onun dışında başka bir yetkili tarafından herhangi bir yardım eli uzatılmadı. Ki benim istediğim bu değil Mustafa Bey. Hani ben kimsenin bana her gün bir gıda olsun ya da bir giyim olsun, bir ayakkabı olsun getirmelerini ben istemiyorum. Hani çünkü bir gün değil, iki gün değil. Benim gibi milyonlarca insanlarımız var. Hani köy olarak değerlendirecek olursak, Türkiye olarak bir değerlendirme kapsamı altına alacak olursak, hani bir değil, iki değil, üç değiliz derim ben. Hani herkese yetişmek de aynı anda gerçekten çok zor. Hani onları da haklı görüyorum tabii ki de. Ama hani benim tek bir isteğim Türkiye'ye seslenişim. Zaten ilk röportajımda da ben belirttim orada. Benim ilk hani tek isteğim devlet kurumunda kendi işimin başında olup kendi işimi yapıp ve kimseye minnet etmeden kardeşlerime daha iyi bir gelecek sunabilmek. Hani dersiniz ki alacağın asgari ücretle kardeşlerine nasıl bir gelecek sunulur ki? 5 tane kardeş nasıl gelecek sunulur? En azından kendimce şunu düşünürüm. Kimseye minnet etmiyorum. Kimsenin ağız kokusunu çekmiyorum. Ya da bugün birini arayıp da benim şuyum eksik, bana bu konuda yardımcı olur musun diye aramam. Hani en azından kendi elimi rahatlıkla cebime atabilirim. İhtiyaçlarını karşılayabilirim. Peki Şırnak Belediyesi'nin belediye başkanı hiç Leyla Hanım gel belediyede bir santral memur olarak çalış. Çünkü diksiyonun çok güzel. Konuşma çok güzel. Lise mezunusun değil mi bildiğim kadarıyla? Böyle bir teklif, böyle bir teklif yapıldı mı? Yani belediyeden olsun veya AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti veya diğer partilerden herhangi bir gel hanım kız şurada şöyle bir iş var çalış diyen böyle bir teklif eden oldu mu? Mustafa Bey şöyle durumu izah edeyim. Maalesef hani AK Partisi olsun, CHP'si olsun, MHP'si olsun ya da yeni bu kurulan iktidar partileri olsun. Maalesef ben hiçbir yerden böyle bir teklif almadım. Şimdi ben kalkıp desem şu vermiştir, bu vermemiştir desem yalan konuşmuş olurum. Kesinlikle hiçbir devlet kurumu altında ben böyle bir teklif almadım. Her arayan işte senin için ne yapabiliriz? Ben zaten durumu açık net bir şekilde ibraz etmişim oraya. Hani devlet tarafından olmasa bile biliyorsunuz ki vicdan ve merhamet sahibi olan hala bir sürü insanımız var. Hani devlet kurumunda olmasa bile hayırseverler, hani böyle iş verenler oluyor. Onlara da ben bir seslenişim oldu zaten ayrıca. Hani devlet kurumunda olmasa bile hayırseverlerden bir iş bekliyorum diye. Ama istediğim sonucu alamadım. KPSS sınavlarımız yani engelli kamu personel sınavlarımız 2 senede bir yapılıyor. Ve bu 2 sene bizim için büyük bir zaman kaybı oluyor. Baraj puanları 80 olarak belirtilmiş. Ama ben 2 defa sadece o sınava tabi tutuldum. Bir geçen sene, 2 sene önce girdiğim bir sınav oldu. Bir de bu ayın 24'ünde, 24 Nisan'da girdiğim, pazar günü girmiş olduğum sınavda. İnancınız olsun yani... Oradaki sorulan sorular, ben üniversite sınavına da girmiş bir insanım.
Hani ben üniversite sınavında gördüğüm soruları, yani o EKPSS'de ben böyle bir şey görmedim. Hani tamamen bağımsız bir soru taktiği var orada. Hani oradan da insanların hakkı yeniliyor mu? Evet, yeniliyor. Bu aşikar zaten ortada. Hani şu an düşünüyorum da benim gibi kaç insanın hakkı yenilecek? Belki şu an milyonlarca benim gibi sesini duyurmak isteyip de utanıp çekinenler de vardır. Hani ben acaba bir canlı yanına katılsam ya da bir röportaj yapsam, hani korkarız ya, deriz ya, hani acaba bana bir ceza verirler mi ben kendimi savundum diye. Gerçekten de kendini savunan insanların sonu %90'ı zaten hepimiz görüyoruz ki cezaeviyle sonlanıyor. Ama ben ondan korkmuyorum. Eğer ben bugün kendim ve kendim gibi insanlara, kendi konumumdaki arkadaşlarıma, bireylere bir kardelen olabiliyorsam ne mutlu bana. Ve ben kardelen olmaya da devam edeceğim. Ben susmayacağım. Hakkımı alana kadar da susmayacağım. Ve gerçekten şu an tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Ben özellikle isim belirtmeyeceğim. Özellikle bir parti de belirtmeyeceğim. Hani vicdan ve merhamet sahibi olanlara sesleniyorum. Lütfen bizim hakkımızı daha fazla yedirmeyin. Hani gerçekten biz engelliler olarak artık hakkımızı istiyoruz. Şehit ve gazi ailelerinden dolayı gerçekten normal engelli olan vatandaşlarımızın hepsi şu an açıkta. Hani kimisinin durumu vardır, üniversite okuyabilir, kimisinin yoktur. Ben okumak istedim, üniversiteyi okumak istedim. Ama kardeşlerime sahip çıkanım olmadığından dolayı ve 81 yaşında, o dönem babam 81 yaşında, şu an 83 yaşında. Ya 83 yaşındaki yaşlı babama bakacak ve sorumluluklarını üstlenebilecek kimse olmadığından dolayı ben üniversite hayallerimden vazgeçtim. Şu an soracak olursanız pişman mıyım? Hayır. En azından annemin emanetlerine sahip çıkabiliyorum deyip kendimle gururlanıyorum. Keşke herkes bunu yapabilse. Ne mutlu bana ki şu an bir nebze de olsa ablayım ben, evet. Ama ne mutlu bana ki bir nebze şu kadarcık bir annelik duygusunu onlara tattırabiliyorsam, o yokluğu birazcık olsa onlarda giderebiliyorsam, ki benden zaten en mutlusu yoktur. Hani dediğim gibi fiziksel olarak herkes bir engel olabilir, bir engelli adayı olabilir, ki şu an kimse unutmasın ki herkes birer engelli adayı. Aldığımız nefesin vereceğinin garantisini hiçbirimiz veremeyiz. Bugün ne oldu, yarın ne olacağız demeliyiz. Hazreti Mevlana'nın da çok güzel bir sözü vardır. Ne olduğum değil, ne oldum değil, ne olacağım önemli der. Hani ben de ona göre hayatıma bugüne kadar yön verdim. Hani ilerleyen zamanlarda gerçekten iyi bir konumda, iyi bir yerde ve iyi şartlar altında. Şu an hani olduğum odayı size göstereyim. Yaklaşık 3 yıldır benim odam halısız. Yani şu şekil halısız. Ve ben hani halı alamıyorum. Millet bana diyor ki maaş alıyorsun, yetmiyor. Borçlardan dolayı, hastanelerin masraflarından dolayı, kardeşlerimin okuma ihtiyaçlarından dolayı evimin eksikleri var mı? Var. Hani bir değil, iki değil, dört değil, yani tek tek söyleyeyim. Hani gerçekten dediğim gibi ben sadece ama sadece devlet kurumunda bana tanınan hakkın yerine getirilmesini istiyorum. Bana verilen haktan ben de gerçekten yararlanmak istiyorum. Hani bana da bir iş imkanı sunulsun. Yarın öbür gün kalkıp da hani gençlerimiz olur, genç kızlarımız olur, genç kardeşlerimiz olur. Hani bunu ben siyasiye dönüştürmek istemiyorum şu anki yapılan canlı yayını. Ama bu bir gerçek. İş imkanı sunulmadığında, bir düşenin elinden tutulmadığında yaptıkları tek şey bir dağ başına başvurmak oluyorlar. Ve şöyle alınır, yani millet oğluna kızına sahip çıkmadı da şöyle şöyle olundu. Eğer gerçekten sahip çıkınılmış olsaydı şu an hiçbir gencimiz bunu yapmak ihtiyacında ve gereksinimde bulunmazdı. Hani kim böyle bir şey ister ki? Ben kendi adıma konuşayım. Ben istemezdim. Hani hiç istemem. Hani artık gerçekten herkesin hakkı verilsin ya. Hani ben başka bir şey istemiyorum. Haksızlık, bu zulme, bu adaletsizliğe bir dur demek lazım. Vallahi sözünü kesmedim hiç. Ben de kız babasıyım. Allah bağışlasın. Senin videonu Kanal Maraş yayınladı. Sevgili seyirciler, 3 milyonu geçmek üzere. Leyla kızımızın ekranda detayda gördüğünüz videosu. İnanılmaz telefonlar geldi. İşte Leyla Hanım'a nasıl ulaşırız?
Leyla Hanım'a irtibatlı nasıl sağlarız diye. Telefon numaranı vermemde bir sakınca var mı şu an? Yok Mustafa Bey. Hani ama yani canlı yayında telefonunu verip seninle irtibata geçmek isteyen hayırsever insanlar olursa bir sakınca yok. Altyazı da vermek istiyorum. Müsaadenle arkadaşlar hemen şöyle bir numaranı arkadaşlara atayım. Çünkü çok istiyorlar benden. Senden izin alınmadan da verilmesi taraftarı değilim ben. Hem birebir seninle konuşmaları. Hayırsever Türkiye'mizde inanılmaz insanlar var. Arkadaşlar Leyla Hanım kızımızın telefon numarasını altyazı olarak geçerseniz ne diyeyim ki Leyla, yani kelime bulamıyorum söylenecek. Umarım hayallerine kavuşursun. Kahramanmaraş ile Şırnak Uludere arasında biz bağ kurduk seninle. Bu irtibatı kaybetmeyeceğiz. Abi kardeş ilişkisi. Sevgili Gürsel Tekin Başkan, ona da telefonunu vereceğim. O da sizinle irtibatta kuracak mutlaka. Ve Şırnak'taki yetkililer, Sayın Vali, Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, umarım bu yayını izlerler ve size bir el uzatırlar. Çünkü 5 kardeşiniz gerçekten bir annelik yapıyorsunuz. Ben saygıyla eğiliyorum. Yani şu videoyu izleyince böyle benim kızım da olabilirsin. Benim Allah gecinden versin kızımın da başına böyle bir şey gelebilir. Herkesin kızının başına böyle bir şey gelebilir. Ne diyeyim bilemiyorum. Kelime boğazıma düğümlendi. Son olarak ne söylemek istersin Leyla Hanım kardeşim? Mustafa Bey, ben söylemem gerekenleri zaten söyledim. Hani daha fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. Hani eğer gerçekten vicdanları rahatsa, bunları görüp de hala sessiz kalınabiliyorsa diyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Ama eminim ki bir yerlerden yetkililerin duyacağını ve kesin duyarlar. Kesin. İnşallah bu sefer istediğim sonuca ulaşırım. Hani en azından kendi memleketimde, kendi olduğum yerde benim de bir işim olsaydı. Hani bu zorlukları biraz daha az da olsa, bir umut da olsa hani aşmak isterim tabii ki de. Hani çünkü batıda gibi bir yerde hani az çok batının yaşam şartlarını hepimiz de biliyoruz zaten. Orada ben hani 5 tane kardeşin sorumluluğu belki bu şekilde üstlenemeyebilirim. Belki okutamayabilirim. Hani en azından olduğum... Batı'da zor, yaşamak zor. Ya tabii az çok bunu bilen bir insan olarak zaten sizinle paylaşmak istedim ki şu an Batı'da yaşayan vatandaşlarımız da bunu bilir. Hani gerçekten... Telefon numarasını arkadaşlar altyazı olarak kalsın yanında. Tek isteği var, o altyazı da kalsın. Evet Leyla kardeşim. Yani dediğim gibi Mustafa Bey, şu an ben sadece kendim olduğum memlekette, olduğum bölgede gerçekten bana da bir iş imkanının sunulmasını istiyorum. Gerek belediyede olsun, gerek kaymakamlıkta, gerek herhangi bir yerde. Yeter ki bir işim olsun. Yani çünkü gerçekten o olmadan zor oluyorum. Batı, keşke Batı gibi bir yerde hani çıksaydı da ben yine yapardım. Kendi adıma söyleyeyim, ben yine yapabilirdim. Ama 5 tane çocuğun sorumluluğu, okumaları, ihtiyaçları, efendime söyleyeyim 83 yaşındaki babanın orada yaşam şartı, yani kesinlikle yapamaz. Hani ben bile o kadarını... Tabii oranın insanı Batı'da bir şey yapamaz yani. Yaşam çok zor. Hani 83 yıldır doğup büyüdüğü yerden kalkıp başka bir yere geçmesi gerçekten zor olacak onun için. Hani istediğim o ki burada olduğum yerde, olduğum memlekette bana da bir iş imkanının sunulmasını istiyorum. Ha çok mu şey istiyorum diye düşünmediğim de oldu. Hani gerçekten şu an sizlere soruyorum. Ben çok mu şey istiyorum? Ah ne diyeyim ben, inşallah o yetkililer duyar.
O kaymakamın yaptığı o hareket sizden duyunca inanılmaz müteessir oldum. Sevgili seyirciler. Düşman kalkmaz bir Allah'tır Mustafa Bey. Düşman tabii, kalkmaz bir tabii, Allah'tır. Tabii, tabii, tabii. Düşmez yani, kalkmaz bir Allah. Bir söz vardır. Alma mazlumun ahını çıkar ahesta heste diye. Hani ben eminim ki kimsenin yaptıkları yanına kar kalmaz. Hani nenelerimiz, anneannelerimiz, büyüklerimiz bize hep derdi ya kızım, Kürtçe deyim ne derlerdi de ben şu an size herkesin anlayabileceği şekilde söylüyorum. Hani bu parmağın ahı bu parmakta kalmaz derlerdi. Ve ben buna inanıyorum. Kimsenin yaptığı da kimsenin yanına kar kalmayacak. Hani kimse sanmasın ki ben karda yürürüm ama izimi belli etmem. En ufak bir kırıntı da bile olsa o yürür karda, o iz belli olunuyor. Şöyle tabii programın da sonuna geliyoruz. Bu 25 yıllık hayat mücadelesinde unutamadığın o yaşam içerisinde unutamadığın, acı duyduğun bir anın var mı? Paylaşmak ister misin? Keşke soruyu öyle değil de şu soruyu şöyle değiştirip de sorma gibi bir imkanınız olsaydı. Hani bugüne kadar hiç içtenlikle bir gülüşün oldu mu diye. Oldu mu? Bir gülüşün oldu mu Leyla? Maalesef. Hiç gülmedin. Kardeşlerimin sadece iyi olması için gülmek zorunda kaldım. Sahte gülücülük. Evet. Ne diyeyim? Cenab-ı Mevla'dan tek dileğim sizin ve sizin gibiler olan engelli kardeşlerimizin hayatı hep gülsün diyoruz. Tabii dilekten başka bir şey elimizden gelmiyor. Her zaman yanındayım. Bir abin Allah olarak, bir teşekkür. Abin olarak, bir büyüğün olarak. Telefonum her zaman sende. Telefon numaranı paylaştım. Umarım tüm Türkiye'deki hayır sahibi insanlarımız, böyle yüreği duygulu insanlarımız, hakkaniyetli insanlarımız size ulaşır. İnşallah. Şırnak'taki sayın valimiz, belediye başkanımız, ne bileyim il başkanları. Bu arada CHP il başkanı hemen şöyle bir Cangir Bilin beyefendi benden telefonunuzu istemişti, vermiştim, sizinle irtibat kurmuş. Diğer yetkililer de umarım irtibat kurarlar. İnşallah bir iş imkanı açılır Şırnak'ta. Çalışmaya başlarsınız. O mutlu haberi de bana ulaştırırsınız. Ben de mutlu olurum. Ömrün uzun olsun Leyla. Kardeşlerinle, babanla birlikte. Allah'a emanet ol diyorum sana. Sağ olun siz de Mustafa Bey. Böyle güzel bir şeye öncülük ettiğiniz için ayrıca ben size teşekkür ederim. Benim durumumdaki arkadaşlarıma da sesleneyim. Ufak bir sesleniş yapmak istiyorum. Buyurun. Hiçbir şeyden korkup çekinmesinler. Haklarını aramaktan hiçbir şekilde korkmasınlar. Unutmasınlar ki en büyük engel kalptedir. Fiziksel olarak aslında bizim hiçbir engelimiz yok. Korkmayın. Ben bugün sizin kardeleniniz olmak için buradayım. Yarın öbür gün siz bana kardelen olun. Allah'a emanet ol. Sağ olun Mustafa Bey, siz de Allah razı olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler, bugün açık masa, tabii Leyla kardeşim diyorum ben ona. Her telefon açtığımda da kardeşim diye hitap ediyorum. 4 kız babasıyım. O da benim bir kızım. Onun videosunu görünce inanılmaz etkilenmiştim. Ve kendisiyle bir şekilde sosyal medyadan bağlantı kurduk. Telefonla konuştuk. Bu beraberlik, bu abi, baba, kardeş, evlat beraberliği umarım devam eder. İnşallah inşallah bir iş imkanı doğar. O mutlu haberi de bize verir ve biz de çok mutlu oluruz. Tabii Şırnak yakın bir yer değil ki Kahramanmaraş'tan kalkıp gideyim. Sayın Validen randevu isteyip onun da görüşlerini
almak isterdim. İnşallah Ramazan bayramına giriyoruz. Mutlu bir haber gelir. İrtibat numarasını verdik Leyla kardeşimizin, kendisinin izin vermesiyle. Umarım hayır sahibi insanlarımız tüm Türkiye'den Leyla kardeşimize ulaşır. Ve son söz olarak, önceki günlerde bir şehidimiz vardı. Yüreğimiz yanmıştı. Yine bir şehidimiz var. Fırat Canlı, Avşınlı bir kardeşimiz. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar. Ne diyeyim, metanet dileyim. Zor, ciğer acısı zor. Çünkü ben ciğer acısı yaşamış bir insanım. Allah kimseye ciğer acısı yaşatmasın diyorum. Perşembe akşamı Açık Masa programında buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar.